1-7 Mart deprem haftası etkinlikleri kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı işbirliğinde okullarda deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde düzenlenen deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatına Bolu Valisi Ahmet Ümit ve kurum müdürleri de katılım sağladı. Tatbikat kapsamında AFAD Müdürü Cengiz Çavuş, öğrenciler ve protokol üyelerine deprem anında yapılması gerekenleri anlattı. İlk sirenle sınıfta çök, kapan, tutun yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle güvenlik önlemini alarak öğretmenlerinin koordinasyonunda okulun bahçesinde bir araya geldi. Tatbikatın ardından konuşma yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, 81 ilde İçişleri Bakanlığı'nın organizasyonunda valiler ve diğer protokol üyelerinin katılımı ile AFAD müdürlükleri tarafından tatbikat icra edildiğini kaydetti. Bu tatbikatların afetlere bir hazırlık olduğuna dikkat çekti. Saat 11.30 itibariyle 81 vilayetimizde İçişleri Bakanlığımızın organizasyonunda, Sayın İçişleri Bakanımızın organizasyonunda bütün illerimizde valilerimizin ve diğer protokol üyelerinin katılımlarıyla AFAD müdürlükleri tarafından bir tatbikat icra edildi. Bugün de bu münasebetle buradayız ve biz de az önce bu tatbikatı icra ettik. Öncelikle temennimiz şu ki bunlar tatbikat aşamasında kalsın, gerçeğe dönüşmesin. İnşallah gerçekleriyle karşı karşıya kalmayız. Geçmişte yaşanan büyük ve yıkıcı depremleri de hatırlatan Vali Ümit, depremlerde, afetlerde, felaketlerde en büyük sorun hazırlıksız yakalanmaktır vurgusu yaptı. Ülkemiz deprem kuşağı, çoğunlukla deprem kuşağı üzerinde yer alan bir yapıya sahip. İlimizde neredeyse tamı tamına fay hatlarının üzerinde yer alıyor. Ve ne yazık ki tarih boyunca depremler zaman zaman meydana geldi. Yıkıcı ve gerçekten çok ağır sonuçları olan depremler yaşandı. 99'u hatırlayalım, 12 Kasım'ı hatırlayalım. Öncesinde yine büyük depremlerden bir tanesi Gerede depremi 1944'ten hatırlıyoruz. İnşallah karşılaşmayız. Temennimiz, duamız bu. Ama ve lakin esas itibariyle depremlerde, afetlerde, felaketlerde en önemli sorun hazırlıksız yakalanmaktır. Ne yapacağımızı bilmemektir. Vali Ümit, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde bugüne kadar yapılan tatbikatların öneminden bahsetti. İçişleri Bakanlığımızın organizasyonunda, özellikle Sayın Bakanımızın liderliğinde 2020 yılı, 2021 yılı ve 2022 yılında, 22 yılını özel hedefler koymak suretiyle hazırlık sürecini tamamlamaya çalışıyoruz. 2020 yılı hazırlık, 2021 yılı eğitim, 2022 yılı yani bu senede tatbikat yılı olarak ilan edilmiş durumda. Bugüne kadar ilimizde bu çerçevede birçok tatbikat yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Gördüğümüz gibi yapılamayacak eylemler, hareketler değil ama bilinçli olmak esastır, önemlidir. Vali Ümit ve protokol üyeleriyle öğrenciler okul bahçesinde AFAD, itfaiye, Kızılay ve arama kurtarma birimleri ile sivil toplum kuruluşlarının standlarını gezerek bilgi aldılar. Sarsıntı sona erene kadar sallanan mı?